Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde 300 köyde evleri yıkılan vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği 1015 konutluk projeyle ileri yapı teknolojisiyle üretilen evlere kavuşacak. Merkezi Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kent merkezinde 18.868 konutluk proje yürütülüyor. Kırsaldaki deprem zedelerinde yaralarını sarmak için çalışma yapan TOKİ, Baskil, Sivrice, Maden ilçeleriyle merkeze bağlı toplam 300 köyde 4 etap şeklinde ihalesi yapılan 1015 konut projesini uyguluyor. Çalışmaların hızla sürdüğü köylerde geri dönüşüm özellikleriyle doğayla dost olarak da bilinen çelik konstrüksiyon konutlardan 285'inin %50'si tamamlanma aşamasına geldi. Radyal temel üzerinde en ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen 90 metrekarelik konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak. Konuyla ilgili konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, yapılan konutların bitmesiyle vatandaşların eski kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden kurtulacağını belirtti. Karabayır kırsaldaki vatandaşlar için modern, depreme dayanıklı, güvenli bir ortamda doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak konutların yanı sıra hak sahiplerinin evinin yanına büyük baş ya da küçük baş hayvan yetiştirmesi için ahır yaptıklarını ifade etti.